Hücredeki iki büyük dönüşüm merkezini keşfetmeye hazır mısın? Tıpkı bu çiftçinin tarlasından mahsul alması gibi, kloroplast besin üretir, mitokondri ise besinden metabolizma için ATP üretir. Şimdi bu hayati yapıların detaylarını birlikte öğrenelim. 10. gündeyiz, kitabımızı açıyoruz. İçindekiler kısmını açtığımda bugün anlatacağım konunun sayfa 44'te yer aldığını görüyorum. Hemen kamp gidip bugün anlatacağım için boyamak istiyorum ve unutmadan ödevini sormak istiyorum sana. Soru Bankası kitabımızdan 9. günü ödev olarak vermiştim. Ödevini yaptığını düşünüyorum ve vakit kaybetmeden konu anlatımıma geçiyorum. Şimdi çift zarlı organellere giriş yapmadan önce organel ne demekti onu bir hatırlayalım. Hücre içerisinde farklı görevleri yerine getirmek için özelleşmiş yapılara biz organel adını vermiştik değil mi? Mi? Ve organelleri kendi içerisinde zarsız ve zarlı organeller olmak üzere ikiye ayırmıştık. Zarsız olanlar nelerdi? Ribozom ve sentrozomdu. Zarlı olanları da kendi içerisinde tek zarlı ve çift zarlı olmak üzere ikiye ayırmıştık. Tek zarlı olanları da kopgel ya da kapgel olarak kodlayabilirsin demiştim. Hemen onları da hatırlayacak olursak kopgel sıralamasında söylüyorum. Kofol peroksizom, golgi, endoplazmik retikulum ve lizozom olmak üzere tek zarlı organelleri de bu şekilde aklına getirebilirsin. Geliyoruz o zaman çift zarlı olan organellere. Bunlar nelerdir? Hemen o tabloyu zaten ben sana 9. gün videosu içerisinde bu organelleri ayırdığımız tabloda bahsetmiştim ya. Hemen şimdi de söyleyecek olursam mitokondri ve plastitlerden bahsedeceğiz değil mi? Plastitler de kendi içerisinde kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmuş olacak. Bu ders için. Içerisinde onları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi ilk olarak mitokondriden bahsetmek istiyorum. Peki şimdi bu aslında bizim vücudumuzun enerji kaynağı. Kimlerde bulunmaz? prokaryotlarda bulunmaz. Neden? Çünkü prokaryotların çekirdeği ve zarlı organeli var mı? Yok. O nedenle bu da çift zarlı bir organel olduğu için prokaryotlarda bulunmaz. Bunu ek olarak da olgun al yuvarlarda bulunmaz. Görevi nedir? Görevi bize ATP sağlamaktır. Nasıl sağlıyor bunu? Oksijenli solunum ile ATP üreterek bunu gerçekleştirmiş oluyor. Yani biz mesela İnsanlar ne yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. Yani bir besini alıyoruz biz dışarıdan tüketici olan bir canlı olduğumuz için dışarıdan besin alıyoruz, yiyoruz. Daha sonra bunu oksijenle yapı birimlerine kadar parçalıyoruz. Daha sonrasında da enerji kazanmış oluyoruz. İşte mitokondri bu olayı gerçekleştirmiş oluyor. Mitokondrinin iki tane zar sistemi var. Zaten çift zarlı olduğunu söyledik. Dış zarının düz olduğunu, iç zarının ise kıvrımlı olduğunu söyleyebilirim. Bu kıvrımlı yapıya ise kristi adını vermiş oluyoruz. Yani e, iç yapıda bulunan krista dediğimiz o kıvrımlı yapı ne kadar çok kıvrımlı olursa o kadar fazla ATP üretimi gerçekleşiyor. Çünkü krista üzerinde ETS elemanları var. Yani elektron taşıma sistemi elemanları. İşte bu yapıda ATP sentezinden sorumlu bir yapı olduğu için orada da enzimler daha fazla bulunmuş olduğu için orada daha fazla kıvrım olması daha fazla ATP sentezlenmesini sağlamış oluyor. Mitokondri içerisinde bir sıvı var. İşte o sıvının adına da Matrix adını vermiş oluyoruz. Bu sıvı içerisinde ne var diyecek olursak halkasal bir DNA var, RNA var ve aynı zamanda ribozom var diyebiliriz. O zaman mitokondrinin kendine has DNA, RNA, ribozomu var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Burada halkasal DNA dediğim kısım çok önemli. Çünkü ökaryot canlılarda neydi? Sarmal bir DNA vardı ama mitokondri ve kloroplast gibi organellerin de kendine has DNA, RNA ve ribozomu vardı. İşte bunlar Bunlarda yani kloroplast ve mitokondrinin içerisinde bulunan DNA da tıpkı prokaryotların DNA'sı gibi halkasal bir DNA'ydı. O nedenle bu da önemli karşımıza gelebilir. Bir de e, bu yapıların olması aslında bu organelleri diğerlerinden bir tık daha üstün kılmış oluyor. Yani kendine has DNA, RNA, ribozomunun olması bunları böyle e, diğer organellerden bir level atlatıyor diyebilirim. Gel şimdi o level atlatma durumlarına birlikte bakalım. DNA olduğu için çekirdek kontrolünde kendini eşleyebiliyor. Ribozoma olduğu için de enzim ve protein sentezini gerçekleştirebiliyor. O nedenle aslında böyle bağımsız bir canlı gibi bu değil mi? Hatta bununla ilgili de bir hipotez var. Endosimbiyotik hipotez diye bu dersin sonuna doğru ondan da bahsetmiş olacağım. Kısaca şimdi söyleyecek olursam da bir bakteriden bu organelin e, evrimleştiğine dair bir hipotezden bahsetmiş olacağız. Onu da yeri geldiği zaman anlatmış olacağım. Bir hücredeki mitokondri sayısı değişebilir mi? Değişebilir. Bunu şöyle düşünmen istiyorum. Mitokondrinin görevi neydi? ATP üretmekti değil mi? Eğer benim bir hücrem çok enerjiye ihtiyaç duyuyorsa o zaman o hücrede mitokondri sayısı fazladır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O nedenle enerji ihtiyacına göre değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. O zaman hemen örnek verin hocam benim aklımda daha kolay canlansın. Mesela çizgili kaslarımız. İşte bu çizgili kaslarımız e, böyle hızlı çalışır ve çabuk yorulur. İşte bu nedenle de hızlı çalıştığı için enerjiye daha fazla ihtiyaç duyduğu için bu çizgili kaslarda daha fazla mitokondri bulunur diyebiliriz. Bunun dışında karaciğer ve sinir hücrelerinde de yine miktarının fazla olduğunu ifade edebilirim. Burada neden fazla oluyor? O zaman bu hücrelerin daha fazla enerjiye ihtiyacı olduğu için mitokondri sayısı daha fazladır demiş oluyoruz. Şimdi biz mitokondrimizi annemizden alıyoruz. Ee, ben sana sentrozomu anlatırken 9. gün içerisinde demiştim ki biz sentrozomu babamızdan alıyoruz. Çünkü e, sperm hücreleri içerisindeki sentrozom e, canlıya geçmiş oluyor. Yavru canlıya geçmiş oluyor. Annedeki mitokondri de o zaman yine yavruya geçtiği için bu nedenle biz mitokondrimizi annemizden almış oluyoruz. Peki babamızdaki sperm içerisinde mitokondri yok mu? Tabii ki de var. Ama orada şöyle bir şey düşüneceğiz. Spermin bir baş kısmı bir de kuyruk kısmı var. Baş kısım içerisindeki yapılar yumurtanın içerisine girer ve bu şekilde döllenme olayı gerçekleşir. Mitokondri dediğimiz kısım e, bu boyun kısmında kalıyor ve boyun kısmı ile kuyruk kısmı yumurta içerisine giremiyor. O nedenle biz mitokondrimizi babamızdan alamıyoruz. Peki e, sperm hücresi içerisindeki mitokondri ne yapıyor diyecek olursan. E, spermin kamçısı var o nedenle onun hareketini sağlamış oluyor. Onun enerji ihtiyacını karşılamış oluyor diye ifade etmiş olayım. Yani babamızdan gelen mitokondriler kamçı ile birlikte kalmış oluyor. Ve bu şekilde yumurtanın içerisine giremediğinde tekrar ifade etmiş olayım. Şimdi burada şu çok önemli. E, mitokondrinin görevi neydi? Oksijenli solunum yapmaktı değil mi? Ve bu şekilde ATP üretimini gerçekleştirmek. O zaman benim oksijenli solunum denklemini bilmem gerekir mi? Kesinlikle öyle. Hadi gel birlikte o tepkimeye bakalım. Glikozun oksijenle yakılması sonucu karbondioksit, su ve ATP enerjisi oluşturulmuş olur. İşte buradan bir besin yapı birimlerine kadar ayrıştırılır. Bunun sonucunda da enerji elde edilmiş olur. Yani burada oksijenli solunumda dibine kadar bir parçalama durumu vardır. Bu nedenle hani oksijenli solunum ve oksijensiz solunumu kıyaslayacak olursak hangisinde daha fazla enerji üretilir diyecek olursak oksijenli solunumda dememiz gerekiyor. Bu da önemli bilgilerimizden birisi. Oksijenli solunum olayı ökaryotlarda mı gerçekleşiyor sadece? Hayır prokaryotlarda da gerçekleşiyor. Şimdi o zaman hocam e, prokaryotlarda gerçekleşiyorsa mitokondrinin görevi oksijenli solunum yaparak ATP üretmekte. O zaman prokaryotlarda mitokondri var mı diye düşünebilirsin. Burada şunu bilmeni istiyorum. Mitokondri neydi? Çift zarlı bir organel değil mi? O zaman zarlı organel prokaryotlarda yok. O zaman demek ki prokaryot canlılarda oksijenli solunumun gerçekleştiği yer farklı diye düşünmeni istiyorum. Tamam mı? Hadi gel birlikte ona bakalım. Oksijenli solunum olayı bazı prokaryotlarda ve ökaryotlarda görülen bir olaydır. Ökaryotlarda nerede gerçekleşiyor? Mitokondri organelinde. Prokaryotlarda ise hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşmiş oluyor. Çünkü onlarda herhangi bir zarlı yapı olmadığı için bu şekilde hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşmiş oluyor diye bilmeni istiyorum. Hücrede gerçekleşen metabolik olaylarda gerekli enerji nereden karşılanır? Mitokondri organelinden karşılanır. Hocam zaten mitokondrinin görevi ATP üretmekte. Bu nedenle biz bunu anlayabiliriz. Burada şu ayrımı bilmeni istiyorum. Biraz sonra anlatacağım zaten ama kloroplastta da yine ATP üretimi gerçekleşir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey şu ki, kloroplastta üretilen ATP yine kloroplasttaki olay için kullanılırken mitokondride üretilen ATP metabolik olaylarda kullanılmış olur. Bu nedenle kloroplast burada biraz bencil mi? Evet, kendi kullanıyor yani dışarıya vermiş olmuyor o nedenle çok 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 önemli önemli. Mitokondrinin ürettiği ATP hem substrat düzeyinde fosforilasyon hem de oksidatif düzeyde fosforilasyon ile sağlanıyor. Ben bunu sana bir yerde anlatmıştım. Nerede? 6. gün videosu içerisinde anlatmıştım. Böyle ATP kısmında ileride lazım olacak diye hatta AYT kısmında daha fazla lazım olacak diye de bahsetmiştim. O kısımda sayfa 33'te yer almış oluyor. ATP üretim mekanizmaları substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve foto fosforilasyon olmak üzere 3'e ayrılıyor diye orada bahsetmiştim. İşte mitokondride üretilen ATP o zaman nasıl üretiliyormuş? Hem substrat düzeyinde fosforilasyonla hem de oksidatif fosforilasyonla üretiliyormuş. Sadece bu kadar bilsen senin için yeterli olacak. Söylediğim gibi bu bilgi AYT için daha çok gerekli olduğundan dolayı sadece burada bu kadar yeterlidir diyeyim. O nedenle hemen geçmiş olayım. Şimdi bize sorulardan mitokondri faaliyeti artan bir hücrede aşağıdaki olaylar Hangisi gerçekleşir diyebilir? Aynı tarzdaki bir soru ribozom faaliyeti için artan bir hücrede de diyebilir ya da kloroplast faaliyeti artan bir hücrede de diyebilir. O nedenle oralara dikkat etmeni istiyorum. Zaten ben yeri geldikçe de oralara değinmiş oluyorum. Mitokondri faaliyeti artan bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Sorusunu en kolay yapmanın yolu mitokondride gerçekleşen olayın tepkimesini bilmek. Neydi burada gerçekleşen olay? Oksijenli solunumdu değil mi? Hemen gel. Gel birlikte o zaman oksijenli solunum denklemini yazalım birlikte. Burada ne yapacağız? E, oksijenli solunumda besini oksijenle yakacağız, değil mi? Hadi gel birlikte yapalım. Glikozu oksijenle yaktığımız zaman dibine kadar parçalayacağız, değil mi? Karbon dioksit, su ve ATP enerjisi oluşturulmuş olacak. Doğru mu? Doğru. O zaman bu olay nerede gerçekleşiyormuş? Ökaryot bir hücrede mitokondri organelinde. O zaman mitokondri faaliyeti artan bir hücrede ne olması gerekiyor? Glikozun, oksijenin miktarının azalması, karbondioksit, su ve ATP'nin miktarının artması gerekiyor, değil mi? Yani girenler azalırken ürünler artmış olacak. Mantık bu. O zaman ben bu tepkimeye bakarak neleri çözebiliyorum? Gel birlikte bakalım. Şimdi hemen Öncülerimize bakalım. Besinlerin sayısı azalır diyor. Besin dediğimiz şey bir glikoz mudur? Evet. Onun sayısı azaldı mı? Azaldı. O nedenle doğru olmuş oldu. Oksijen tüketimi artar diyor. Bak şimdi. Oksijenin miktarı azalır demiştiniz hocam. Aa burada tüketim arttı yazıyor. Bak kelime oyunlarına dikkat etmeni istiyorum. Oksijen miktarı azalır derdi doğru olurdu. Ama oksijen tüketimi artar derse yine doğru olmuş oldu. Yani tükettiğim oksijenin miktarı ne oluyor? Artıyor. Bu nedenle bunu tüketmiş olduğum için kalan oksijen ne olmuş oluyor? Mik 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 azalmış oluyor. Bu kelime oyunlarına dikkat etmeni istiyorum. O nedenle bu da doğru olmuş oldu. Karbondioksit miktarı ne olur? Artar buradan bunu görüyorsun. Bu arada karbondioksit gördüğün zaman hemen asit diyeceksin tamam mı? Bu molekül ne? Asidik bir molekül. O nedenle karbondioksit miktarı artarsa asitlik artmış mı olur? Evet. Asitlik artarsa pH bu sefer ne olur? Azalmış olur. Çünkü biz şunu biliyoruz. 7'den 0'a doğru gittikçe asitlik artar diyoruz. O nedenle bak 7'den 0'a doğru gidiyorum. Sayıyı azaltıyorum ama asitliği arttırmış oluyorum. Buna dikkat etmeni istiyorum. Bu nedenle karbondioksit miktarı artar diyeceğiz ama ne olacak? pH azalır demiş olacağız çünkü neden? Asitlik artmış olduğu için. Peki üretilen ATP ne olacak? Artmış olacak. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Su miktarı ne olacak? Artmış olacak. Bunu da yapmış olduk. O zaman bak 2 4 5 tane öncülü yapmış mı olduk bu tepkimeye bakarak? Evet. O nedenle bazı olayları bilmemiz gerekiyor. Yani protein sentezinin tepkimesini, oksijenli solunumun tepkimesini, fotosentez tepkimesini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu bir metabolik faaliyet mi? Evet. Metabolik faaliyetlerde ısı enerjisi açığa çıkar mı? Evet. Yani ben herhangi bir reaksiyon yaptığım zaman, mesela en basitinden elimi böyle yaparsam elim ısınır mı? Isınır değil mi? O nedenle ısı artar demiş olacağız. Şimdi diğerlerini de söyleyelim ama burada şu mantığı kurmanı istiyorum. E, ozmotik basınç su alma isteği demek. Turgor basıncı da fazla su olduğunda oluşan bir basınç, tamam mı? Şimdi o zaman mantığına yatırmak için sana şunu söylüyorum. Ben çok tuzlu şey yersem yani çok e, turşu yedim mesela çok turşu yersem çok susarım değil mi evet o nedenle ben benim su içme isteğim fazla mı olmuş olur evet o zaman ozmotik basıncım ne olur benim artmış olur ozmotik basınç neydi su alma isteğiydi o nedenle bu şekilde düşünebilirsin peki çok suyu içtim 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 karnım şişti o zaman turgor basıncı ne oldu e, turgor basıncı da artmış oldu çünkü fazla su olduğu zaman yapılan basınçta turgor basıncı olmuş oluyordu bu şekilde düşünme istiyorum. O zaman gel şimdi buraya bakın. Bu reaksiyonda suyun miktarı artıyor muydu? Evet. O nedenle ortamda suyun miktarı artarsa turgor basıncı ne olur? artar değil mi? Peki ozmotik basınç ne olur? Azalır. O zaman gel bakacak olursak ozmotik basınç azalır doğrudur. Turgor basıncı artar doğrudur. Turgor basıncı ile ozmotik basınç zaten ters orantılıdır. Bunu da sana hücre zarını anlattığım kısımda detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Sadece bu kadar burada bilsen yeterli olacak. Şimdi bunları da bildikten sonra e, kendime not kısımlarına bakmanı istiyorum senden. Şimdi soruda sana karbondioksit miktarı artar diyorsa ne diyecektik? Karbondioksit bir asitti. Asitlik artar bu nedenle pH azalır demiş olacaksın tamam Peki ozmotik basınç neydi? Su alma de. Turgor basıncı neydi? Su verme isteği gibi düşünebilirsin. Su verme isteği ne durumda olur? Fazla su olduğunda olur. Bu şekilde düşünebilirsin. Ozmotik basınçla turgor basıncı birbirine ters orantılıydı. Bunu da ifade etmiş oldum. Zaten biraz önce sana anlatmıştım ya. Burada kitabımda da kendime not kısmında bunları belirttim ki. Hani sanki bunları sen düşünmüşsün de yazmışsın gibi. Daha sonra tekrar ettiğinde buralara baktığında. Aa bu buydu ya falan deyip geçtiğin yerler olsun diye bu şekilde eklemiş oldum. Aslında bu kitabı oluştururken ben öğrenciyken böyle yapıyordum. Mesela öğretmenim ozmotik basıncın tanımsal kavramını söylüyordu bana. İşte onu öğrenmek biraz zor geldiğinde mesela öğretmenim bana aslında bunu su alma isteğidir diye düşünebilirsiniz bilirsiniz dediğinde ben hemen e, notlarıma böyle kenarına köşesine su alma isteği gibi aklına gelsin diye yazıyordum İşte o mantıkla düşündüm kitap oluştururken dedim ki ya ben her zaman e, bu gençlerin yanında olmayacağım ki mesela kitabı açacak kitabı açtığında da aklına takılacak mesela tekrar etmek isteyecek ama bir yer aklına çok net yatmadı mesela aklına gelmedi öğrenmesi zor oldu hemen oradaki kendime not kısmına ya da kap geç kısmına baksın ki işte o kısımlarla daha kolay anlayabilsin e, tekrarını daha kolay yapabilsin ve öğrendiği bilgiyi tekrar geri çağırması kolay olsun istedim. Bu nedenle de bu şekilde oluşturdum. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Yani ben öğrenci olsaydım nasıl bir kitabım olsundu? der dedim ve oradan yola çıkmış oldum aslında. Bunu da ifade etmiş olmak istiyorum size. Şimdi hemen devam ediyorum plastitlerden. Şimdi plastitlere geldik ya çift zarlı organellere devam ediyoruz değil mi? O zaman mitokondriyi bitirmiş mi olduk? Evet. Yani enerji kısmını bitirmiş olduk. Gelelim şimdi her canlıda bulunmayan plastitlere. Peki kimlerde bulunmaz? Mesela bizde var mı? Yok değil mi? Biz fotosentez yapmıyoruz. Bu mantıkta düşünebilirsin. Bunun dışında e, mantarlarda da yok. Çünkü mantarlarda tüket ve en 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 bilmemiz gereken prokaryotlar da yok. Çünkü onların çekirdeği ve zarlı organeli yok değil mi? Bunlar çok çeşitli olduğu için de çok farklı görevlere sahipler. Protein, yağ, karbonhidrat sentezi yapıp onları depolayabiliyorlar. Ee, aynı mitokondride olduğu gibi bunun da kendini has DNA, RNA ve ribozomu var. DNA'sı nasıl? prokaryotlardaki DNA gibi halkasal bu da çok 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 önemli. Bunu unutmamanı özellikle istiyorum. Sorularda karşımıza gelebilir. Plastitler kendi içerisinde kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere üçe ayrılıyor ya. Bunlar da ışığın etkisine maruz bırakıldıklarında birbirlerine dönüşebiliyorlar. Ama hepsi birbirine dönüşemiyor. Yeri geldiği zaman da hangisi hangisine dönüşebiliyor ondan bahsetmiş olacağım. Şimdi bunlar kendi içerisinde üçe ayrılıyor dedim ya. Yeşil olanlar kloroplast, renkli olanlar kromoplast plast, renksiz olanlar da lekoplast olmuş oluyor. Hemen ilk olarak kloroplasttan bahsetmek istiyorum. Zaten bunu çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Diğerlerini çok daha azınlıkta görmüş olacağız. Şimdi kloroplastla mitokondri böyle e, böyle kol kola geziyorlar. Tamam mı? o kadar böyle metabolik faaliyetleri falan e, böyle aslında çok yakın farklılıkları da var tabii ki ama bu nedenle mitokondri ve kloroplastla ilgili karşılaştırmalı sorular gelebiliyor. Ben de zaten böyle hep kloro e, kloroplastı anlatırken mitokondride de şöyleydi falan diyeceğim. Ve daha sonrasında hem karşılaştırmalarını söyleyeceğim hem de ortak özelliklerini sana ifade etmiş olacağım. Kloroplast yeşil renkli bir yapıdır. Bu öglena, yeşil alk ve bitkilerin bazı kısımlarında bulunmuş oluyor. Yani bitkinin her kısmında yok. Mesela bitkinin kökünde yoktur diye ifade edebilirim. Burada da kloroplastın şeklini görmüş oluyorsun. Yine çift zarlı bir organelden mi bahsediyoruz? Evet. Peki bu ök Karot bir organizmada bulunan organel değil mi? Mesela bazı bitkilerde var. Bazı bitkilerde diyorum çünkü tam parazit bitkilerde de yine bulunmaz çünkü tam parazit bitkilerde üretici değil. Kloroplast bir besin üretimi olduğu için o zaman kloroplastı olan bir bitkinin üretici olduğunu söyleyebiliriz. O zaman tam parazit bir bitkiden bahsedecek olursak onun kloroplastının olmadığını ifade edebilirim. Peki klorofil pigmenti var. Asıl fotosentezde görev alan pigmenttir bu. İşte kloroplast organeli içerisinde klorofil pigmenti bulunmuş oluyor. Ökaryot bir organizmada tabii ki o zaman klorofil pigmenti kullanılarak fotosentez yapmak ve sonuçta besin ve oksijen üretmek kloroplastın görevidir diyebilir miyiz diyebiliriz. Peki hemen hatırlatacak olursam. Mitokondri'nin görevi neydi? Besini oksijenle parçalayıp daha sonra ATP enerjisi üretmekte değil mi görevi? Bu da ne yapacak o zaman? E, inorganik maddeleri kullanarak besin üretecek. O zaman üreticilerde bulunan bir yapı mıdır bu? Evet diyebiliriz. Ama tüm üreticilerde bulunur mu? Hayır. Çünkü prokaryot olup üretici olan canlılar da var ama onlarda zarlı organel olmadığı için onlarda olmadığını söyleyebiliriz. Organik besin üreten bu organel üretim için gerekli enerjiyi ışık enerjisinden karşılamış olur. Bu ışık enerjisi normal bir ışık da olabilir, güneş de olabilir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Peki kloroplastta ATP üretiliyor mu? Biraz önce sana ifade etmiştim. Evet üretiliyor ama bu ATP'sini sadece fotosentez reaksiyonu sırasında kullanıyor o nedenle. Yani e, bencil mi bu? Evet metabolizmada kullanmak üzere üretilen ATP nerede üretiliyordu Mitokondride üretiliyordu yani mitokondri biraz daha böyle veriyor ATPsini ama bu yapmıyor vermiyor sadece kendi metabolik faaliyeti içerisinde kullanmış oluyor o zaman burada ATP üretildiğini bilmemiz önemli ama nasıl üretiliyor diyecek olursak da fotofosforilasyonla ATP üretimi burada gerçekleşmiş oluyor ben sana 6 gün videosu içerisinde ileride lazım olacak dediğim kısımdan bahsetmiştim ya işte sayfa 33'te yer alan kısımdan bahsediyorum. Orada e, substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyonla ATP üretiminden bahsetmiştik. İşte fotofosforilasyonla ATP üretimine fotosentez yapan canlılar gerçekleştirmiş oluyor, o şekilde ATP üretimine sağlamış oluyor diyeyim. Şimdi burada özellikle kapgeç kısmına bakmanı istiyorum. E, soru da sana karbondioksit özümlemesi gibi bir kavramdan bahsediyorsa hemen şunu düşünmelisin. Karbondioksiti kullanarak besin üretimi demek bu. O zaman bunu kimler yapar? Üretici canlılar yapar. Peki üreticiler kendi içerisinde fotoototrof ve kemoototrof olmak üzere ikiye mi ayrılıyordu? Ben birinci gün videosu içerisinde sana anlatmıştım bunu. Fotoototroflar ne yapıyordu? Işık enerjisini kullanarak besin üretiyordu. Kemoototroflar da kimyasal bir enerjiyi kullanarak besin üretiyordu. Ama bunların ikisinin ortaklığı Ortak özelliği neydi? Bu besin üretimi sırasında karbondioksiti kullanmakta. O nedenle sana soruda karbondioksit özümlemesi gibi bir kavramdan bahsediyorsa hemen aklına ilk getirmen gereken şey ya fotosentez olmalı ya da kemosentez olmalı. Bu çok 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 önemli. Bak bu dediğim şeyle soru yapmış olacaksın. Ya bana atma buraya da özellikle ünlem at. Tamam. Şimdi ben sana şunu söylemek istiyorum. Kloroplast neydi? Çift zarlı bir organel ne gibi mitokondri gibi değil mi? Burada da yine çift zar olduğunu ve iç ve dış zarının düz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi mitokondri'nin iç zarı nasıldı? Kıvrımlıydı. Hatta ne kadar kıvrımlı olursa o kadar fazla ATP üretiliyordu. Ama burada herhangi bir kıvrımlı yapı yok e, iki yapıda yani hem dış zar hem de iç zar düz olmuş oluyor. İç kısmında tilakoid adı verilen ve klorofil pigmentini taşıyan kesecikler var. Hemen şu yandaki şekle biraz yakınlaşacak olursam şöyle ifade etmiş olayım. Şuradaki para para olan yapılar var ya işte bunlar tilakoid kesecikler. Bunların üst üste gelmesiyle oluşan yapıya biz granum adını vermiş oluyoruz. Kloroplast içerisinde de bir sıvı var. İşte o sıvının adına da stroma adını vermiş oluyoruz. Hemen burada da ondan bahsetmiş oluyorum Tamam mı? Süpersin O zaman dış zar iç zar düz burada Böyle para para olan yapılara biz tilakoid kesecikler diyoruz. Onlarda klorofil pigmenti bulunmuş oluyor. Bunun dışında o tilakoid kesecikler üst üste geldiği zaman da granum adını almış oluyor diye ifade etmiş olayım. Burada şunu çok önemli bir şekilde söylemek istiyorum ki fotosentezin gerçekleşmesi için olmak zorunda olan yapı klorofil pigmentidir. Yani şunu düşüneceğiz. Bazı prokaryot canlılar da var fotosentez yapabiliyor. Mesela fotosentetik bakteriler. Şimdi fotosentetik bakterilerde klorofil Kloroplast organeli bulunabilir mi? Bu organel çift zarlı olduğu için hocam bulunamaz, nasıl bulunsun? O zaman onlarda klorofil pigmenti nerede bulunuyor? Sitoplazma içerisinde bulunmuş oluyor. O zaman fotosentezin gerçekleşmesi için zorunlu olan eleman kloroplast değildir, klorofil pigmentidir. Çok önemlidir. Soru yaptırır. Kap geç bilgisi olarak burada vermek istedim. Bak çok önemli, tamam mı? Fotosentezin gerçekleşmesi için gerekli olan yapı kloroplast değil Klorofil pigmenti çok 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 önemli. Bak çok önemli dediğim yerler önemlidir. Yaban atma tamam mı? Hani hocam böyle çok kez tekrarlıyorsunuz artık yeter falan deme. Yani bir şey biliyorumdur ben yani. Tamam sinirlenmedim bu arada. Böyle üzerine bastırıyorum ki bazı noktalar gerçekten önemli. Şimdi İlerleyen aşamalarda çünkü şey oluyor mesela sorularda hata yapıyorsunuz. Ya ben burayı anlatmıştım diyorum. Niye böyle yapıyorsun diyorum. Böyle bazen hani böyle şeyler söylüyorum. O yüzden e, anlattığım kısımlarda böyle çok önemli çok önemli diye vurguladığım yerler önemli. Çünkü artık ben çok fazla soru gördüğüm için böyle yakalayacağım şeyleri ya da ÖSYM'nin kelime oyunlarını falan e, fark edebildiğim için ne sorulabilir ne sorulamaz oralara biraz daha yoğunlaşmak istiyorum. O nedenle de bazı yerlerde seni daha fazla uyarmış oluyorum. Şimdi fotosentez denklemini bilmemiz gerekiyordu demiştim Aynı zamanda oksijenli solunumun tepkimesinde bilmemiz gerekiyor. Protein sentezi tepkimesinde bilmemiz gerekiyor diye söyledim değil mi? O zaman fotosentez tepkimesine bakacak olursak. inorganik maddeler kullanılacak ve organik madde yapılacak. Hatta ben sana TYT kampımızın birinci gün videosu içerisinde üretici demeyebilir, ototrof demeyebilir de inorganik maddeden organik madde sentezleyen canlı da diyebilir demiştim. Aha da burada işte. İşte o canlılar ne yapmış oluyor? Fotosentez yapmış oluyor mesela değil mi? Kemosentezle de yapabilir mi? Yapabilir. Şimdi hemen bakacak olursak. İnorganik maddeleri kullanarak ben burada besin yaptım, aynı zamanda oksijen üretmiş oldum. Yani oldum yaptım falan diyorum ama tabii ki ben yapamıyorum değil mi? Hayvanlarda fotosentez gerçekleşmiyor. Bitkilerde gerçekleşebiliyor ama tüm bitkilerde de olmuyor. Bunu unutmam. Bazı bakterilerde de bu olay gerçekleşebilir. Alk de öglenada da gerçekleşmiş oluyor. Bunu ifade etmiş olayım. Şimdi burada karbondioksit ve su birleşerek besin yapılır ve oksijen üretilir. Bu oksijen de atmosfere verilmiş olur diye ifade etmiş olalım. Fotosentezde ışık kaynağı önemli. Çünkü burada enerji ışıktan gelmiş oluyor bu ışık güneşte olabilir mi olabilir bunu ifade etmiş olalım şimdi sorularda daha önce de bahsettiğim gibi kloroplast faaliyeti artan bir hücrede aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez diye sorular gelebilir o nedenle bu tarz soruları yapabilmek için denklemi bilmemiz gerekiyor demiştim hadi gel birlikte yazalım onu söyle bana sen söyle ben yazacağım tamam mı hocam yazın söylüyorum karbondioksit evet sonra söyle su birleştim Neyi oluşturdu? Besin oluşturdu. Aferin sana. Ve açığa ne çıktı? Oksijen çıkmış oldu. Tamam. Şimdi bunu bildik. O zaman ne olacak? Kloroplast faaliyeti artan bir hücrede karbondioksitin ve suyun miktarı azalacak. Besinin ve oksijenin miktarı artmış olacak. Gel şimdi ay elimden kalem düşüyordu. Gel şimdi yukarıdaki yapılara birlikte bakalım. Bakalım kaç tanesini e, bu denkleme bağlı olarak çıkartabiliyoruz. Karbondioksit miktarı azalır azaldı mı azaldı zaten buradan görmüş oldum su miktarı azalır diyor su miktarı azalır dedi Evet doğru söyledi oksijen miktarı artar dedi Evet doğru monomer yani besin miktarı artar dedi üretilen besin miktarı arttı doğru o zaman bunları yapmış olduk Peki karbondioksit miktarı azaldığı zaman asitlik ne olacak azalmış olacak asitliğin azalması demek pH'ın daha yukarılara doğru kayması mı demek Evet yani sıfırdan uzaklaşması demek yani değil mi Evet o nedenle pH artar mı dememiz gerekir? Evet. O zaman bunu da bu tepkimeye bakarak söyleyebildik mi? Söyleyebildik. O zaman şimdi bakacak olursak 5 tane maddeyi bu tepkimeye bakarak söyledik mi? Bak çok önemli bu. Her zaman böyle tepkimeler bizim işimizi kolaylaştırır. O nedenle bazı önemli noktaları iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Hatta ben aslında diğerlerini de buna bakarak söyleyebilirim. Hadi gel onları da söyleyeyim. Şimdi burada hocam su kullanıldı. Su kullanılmış olduğu için or ortamdaki su azaldı. Ha o zaman ortamın suyu azalırsa ve besinin miktarı artarsa monomer madde miktarı arttığı için o zaman siz aslında şey gibi oluyor bu. Hani bir tuzlu şeyler yemiş gibi oluyorsunuz. Tuzlu şey yediğiniz zaman tuzlu şeyin miktarını artırdınız ama vücudunuzdaki suyu azaltmış oldunuz. O zaman su almak istediniz mi yine? Evet. Yani ozmotik basınç artar mı bu olayda? Evet. Ozmotik basınçlı turgor basıncı nasıldı? Ters orantılıydı. O nedenle ozmotik basınç artar, turgor basıncı azalır demeni istiyorum. Peki burada hücre yoğunluğu ne oldu? Hücre yoğunlaştığı için zaten hocam su almak istedi. Bu nedenle ozmotik basınç arttı. Bu nedenle de hücre yoğunluğunun arttığını da söyleyebiliriz. Aslında biraz daha yorumlama yeteneğimizde kullanarak son 3 maddeyi de söylemiş olduk mu? Evet. O nedenle bunu da yaptık. sorumuzda da tikimize attık. Bu şekilde önemli önemli olan noktayı da halletmiş olduk. Şimdi geliyorum. Biraz önce ben sana demiştim ki kloroplast ile mitokondri böyle kol kola geziyorlar demiştim. Bu nedenle bununla böyle karşılaştırmalı sorular sorulabilir demiştim. O nedenle. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Fotosentez denklemi neydi? Karbondioksit ve suyun birleştirilmesi sonucu besinin üretilmesi ve aynı zamanda açığa oksijen çıkması durumuydu değil mi? İşte burada fotosentez denklemini görmüş oluyor musun? Evet öyle. Bu olayın tam tersi yani besinin oksijen Oksijenle parçalanması durumunda karbondioksit ve suyun üretilmesi ve aynı zamanda ATP'nin açığa çıkması olay da oksijenli solunum. O zaman fotosentez olayı ile oksijenli solunum olayı birbirinin tersi mi? Evet. Aferin sana bak. Birini öğrendik öbürü diğeridir dedik değil mi? Aslında Betül Biyoloji öğrencileri bunu biliyor değil mi? Yani birini öğreniyorum hocam diğeri öbürüdür falan diyorum. İşte böyle yani böyle yapmamız gerekiyor. Böyle yaparsak emin ol çok daha sağlam ilerleyeceğiz. Daha kolay öğreneceğiz öğrenmemiz gereken. Niye kendimizi yoralım ya? Ne gerek var? Böyle öğrenmek varken niye böyle her şeyi ezberlemeye çalışalım değil mi? Kolay olanı ezberleyeceğiz, öğreneceğiz. Onun dışında kalan da öbürüdür demiş olacağız. Tamam mı? Aferin sana. Şimdi ökaryot bir hücrede. Fotosentez nerede gerçekleşiyordu? Kloroplast organelinde. Oksijenli solunum olayı ökaryot bir hücrede nerede gerçekleşiyor? Mitokondri organelinde. Hadi gel birlikte buradaki şekil üzerinden biraz daha detaylı bir şekilde bakalım. Karbondioksit ve suyun kullanılmasıyla aynı zamanda ışık enerjisinin kullanılmasıyla da glikoz ve oksijen üretimi gerçekleşiyor. Bunu kim yapıyor? Kloroplast organeli yapmış oluyor. Tamam Peki besinin oksijenle parçalanması olayı sonucunda karbondioksit ve su oluşturuluyor. Aynı zamanda ATP mi üretiliyor? Evet. İşte bu olayda mitokondri kondri organelinde mi gerçekleşiyor evet o nedenle burada kloroplast ve mitokondrinin nasıl böyle kol kola çalıştığını daha detaylı anlamış oluyorsun gel şimdi o zaman bu kol kolalığın ortak özelliklerine bakalım kol kolalığın nasıl dediysem kolayı seviyorum ya biraz o yüzden kol kolalığın değil mi? kol kola olmanın ortak özelliklerine bakalım bu organellerin ikisi de çift zarlı mı evet prokaryotlarda ikisi de mi bulunmuyor evet İkisi de ATP'yi hem üretiyor hem de tüketiyor mu? Evet. İkisinde de DNA, RNA ve ribozom var mı? Evet. O nedenle ribozom olduğu için ikisi de protein ve enzim sentezler mi? Evet. Hemen şunları da söylemiş oldum. DNA'sı da olduğu için çekirdek kontrolünde çoğalabiliyor mu? Evet. İkisinde de ETS elemanları var mı? Evet. Bu ETS elemanlarının olması da zaten ATP üretilmesini sağlamış oluyor. Tamam. Daha önce söylediklerimi burada bir kez tekrar etmiş oldum. Şimdi farklarından bahsedelim. Tabii ki ortak özelliği olduğu gibi farkı da olacak. Zaten yaptıkları görevler farklı. İlk olarak bundan bahsetmiş olalım. Tem sil olarak sana ifade edecek olursam. Mitokondri ne yapıyor? Büyük bir şeyi parçalıyor, değil mi? Evet. Peki kloroplast ne yapıyor? Küçük bir şeyi büyük bir şey yapmış oluyor. Yani kloroplast faaliyetiyle ben besin üretirken mitokondri faaliyetiyle besini parçalamış oluyorum. Bunun sonucunda ATP enerjisi elde etmiş oluyorum diye ifade etmiş olayım. Peki Mitokondrinin gerçekleşmesi için böyle ışığa falan ihtiyacım var mı benim? Yok değil mi? Zaten oksijenli solunum olayı kesintisiz bir şekilde devam etmek zorunda değil mi? Çünkü canlı sürekli ATP üretmek zorunda. Bu nedenle de sürekli tükettiği için zaten bu olay gerçekleşmek zorunda. Bu nedenle mitokondri faaliyeti gece ve gündüz gerçekleşir. Bu nedenle her zaman aktiftir diyebiliriz. Ama kloroplastın faaliyete girmesi için ne olması gerekir? Ortamda ışığın olması gerekir. Yani sadece gündüz derse burada bir kavram yanılgısı olabilir. Çünkü çünkü akşam olduğunda da eğer o bitkiye ben ışık enerjisi verirsem ne yapmasını sağlarım? Fotosentez yapmasını sağlarım. O nedenle ışık varlığında aktiftir demem daha doğru olmuş olacak. Mitokondrinin görevi neydi? Oksijenli solunum yapmaktı. Kloroplastin görevi neydi? Fotosentez yapmaktı. Mitokondri bitki ve hayvan hücrelerinde bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Peki kloroplast bitki hücrelerinde bulunurken hayvan hücrelerinde bulunuyor mu? Bulunmuyor. Yani bizde var mı? Yok. O nedenle bunu bilmemiz gerekiyor. Tüm bitkilerde kloroplast var mıdır? Yoktur. Değil mi? Neden yoktur? Çünkü tam parazit bitkiler fotosentez yapmıyordu. Onlar besin üretimini gerçekleştirmiyordu değil mi? Peki mitokondri içerisinde klorofil pigmenti var mı? Hocam klorofil dediğiniz pigment fotosentezin gerçekleşmesinde şart olan bir pigmentti. Mitokondrinin görevi fotosentez yapmak değil ki. Neden klorofil pigmenti pigmenti olsun dediğini duyar gibiyim. Aferin sana. O zaman klorofil pigmenti kloroplast içerisinde bulunur mu? Bulunur. Peki prokaryot bir canlıda klorofil pigmenti neredir Sitoplazmadadır değil mi? Ya da hücre zarı kıvrımlarındadır diyebiliriz. Peki mitokondri ne yapıyordu? Büyük maddeyi parçalıyordu değil mi? O nedenle organik maddeleri inorganik maddelere kadar parçalar der miyiz? Evet deriz. Tam tersi olarak da kloroplast ne yapacak? İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirmiş olacak o nedenle karbondioksit ve suyu kullanacak oksijeni üretmiş olacak mitokondri ise besini kullanacak oksijeni kullanacak bunun sonucunda da su üretecek karbondioksit üretecek ve aynı zamanda ATP ve ısı enerjisi üretmiş olacak diye ifade etmiş olayım şimdi bunları söyledikten sonra endosimbiyotik hipotezden bahsetmek istiyorum zaten mitokondriyi anlatırken ufak çaplı bir değinmiştim şimdi endosimbiyotik hipotez şu bu hipoteze göre mitokondri Tükonidi ve kloroplastın bir bakteriden evrimleştiği görüşü ortaya atılıyor. Yani burada aslında bu hipotezi destekleyen kanıtlar da var. Yani boşu boşuna bu söylenmemiş. Hemen onlardan bahsedecek olursam, e, bu iki organelin de kendine has DNA, RNA ve ribozomunun olması, işte bunlar bu hipotezi destekleyen kanıtlar olmuş oluyor. Ve bu DNA'nın da halkasal olması, aynı prokaryotlardakinin gibi, işte bu da yine destekleyen bir kanıt olmuş oluyor. Normalde ökar prokaryot hücrelerdeki DNA nasıldı? Sarmal bir DNA'ydı ama kloroplast ve mitokondri içerisindeki DNA'nın halkasal bir DNA olduğunu söylemiştim. Aynı Prokaryotlardakiler gibi mi? Evet o nedenle bu kanıt da önemli. Ribozomlarının bakteri ile aynı büyüklükte olması da bu hipotezi desteklemiş oluyor. Normalde Prokaryot bir hücredeki ribozom ile ökaryot bir hücredeki ribozomun büyüklüğü aynı değil bunu ifade etmiş olayım. Bunlar çekirdek kontrolünde kendi kendine çoğalabiliyor mu? Evet, o nedenle bu da yine destekleyen bir kanıt olmuş oluyor. DNA etrafının da histon proteini ile kaplı olmaması da yine kanıtlardan biridir. Çünkü prokaryotlarda, bakterilerin de DNA'sı histon proteini ile kaplı değildir. O nedenle bu endosimbiyotik hipotez de zaten bakterilerden bu organel evrimleştiğini söyleyen bir hipotez olduğu için kanıtlarını da bu şekilde ifade etmiş olayım. Şimdi bunları söyledikten sonra kloroplastı da bitirmiş olduk. Ama ne hocam anlattınız kloroplastı. Bak kloroplast önemli demiştim zaten. En fazla buraya değineceğiz demiştim. Böyle her yerini anlatmış oldum. Şimdi plastitlerin bir diğer çeşidi olan kromoplasta gelmek istiyorum. Bunlar renkliler mi? Evet. Yani bitkilerde yeşil renk dışındaki renk pigmentlerini içerirler. Bu renk pigmentlerine de biz karotenoidler adını vermiş oluyoruz. Yani bunlar nelerdir? Kısantofil, karoten ve likopen olmak üzere 3 çeşit renk pigmenti bulunmuş oluyor. Şimdi hemen bakacak olursak. Ee, burada karoten turuncu karottan aklına gelebilir. Kısantofilin içerisinde sağ yazıyor ya o nedenle sarı renkli olduğunu düşünebilirsin. O zaman likopene de ne kalmış oluyor? Kırmızı kalmış oluyor diye düşünmeni istiyorum. Burada da kırmızı bir meyveyi, sarı bir sebzeyi görmüş oluyoruz. Turuncu bir sebzeyi burada görmüş oluyoruz Şimdi burada kloroplast aslında bir bitkiye nasıl fayda sağlamış oluyor? Bu bitkinin böyle renkli olan kısımlarını oluşturuyor. Mesela çiçeklerin taç yapraklarını oluşturmuş oluyor. Hocam çiçeğin taç yaprağı ne demek? Hemen sana ifade edecek olursam bir çiçeğin bir çanak yaprağı var, bir de taç yaprakları var. Taç yaprakları renkli olan kısımlar iken çanak yaprak da yeşil renkli olan kısım olarak karşımıza çıkmış oluyor. O nedenle çiçeklerin taç yapraklarında, çiçekte ve meyvede bulun. Oluyor. Bu nedenle aslında tozlaşmayı da sağlamış oluyor. Yani şöyle düşün. Hani renkli bir şey olduğu zaman benim dikkatimi daha çok çeker mesela değil mi? O nedenle bir böcekte böyle rengarenk bir bitkiyi gördüğü zaman, bir çiçeği gördüğü zaman ondan polen almak için hemen ona doğru eğilir. Yani dikkati ona doğru yoğunlaşır ve ona gelir. İşte tozlaşma olayı da bu şekilde gerçekleşmiş olur. Canlılar aracılığıyla da tozlaşma gerçekleşebiliyor. Onu da yeri geldiği zaman AYT kısmında anlatmış olacağım. Karotenoidlerin en önemli işlevini ne aslında? da hemen onu da söylemiş olalım. Klorofilin böyle e, çok fazla ışıktan zarar görmesini engellemek bu nedenle de görevini ifade etmiş oldum. Tamam. Lökoplasta gelecek olursam. Bunlar renksiz olan plastitlerdir Fotosentez sonucu oluşan glikoz molekülünü nişastaya dönüştürüyor ve onu depolamış oluyor. Bunun dışında karbohidrat depoladığı gibi yani nişasta bir karbohidrat ya onu depoladığı gibi aynı zamanda yağ ve protein de depo edilmiş oluyor burada. O zaman lokoplast'ın görevi neymiş besin depo etmekmiş. Peki örnek verecek olursak nişasta depo eden bir bitkiye mesela buğday diyebiliriz, mısır diyebiliriz, patates diyebiliriz, arpa diyebiliriz değil mi? Mesela buğday nişastasından aklına gelebilir. Bunun dışında yağ depo eden bir bitkiyi söyleyecek olursak mesela ay çiçeğini söyleyebiliriz değil mi? Ya da zeytin söyleyebiliriz. Zeytin yağından aklına getirebilirsin. Ya da fındık yağını da örnek olarak verebilirim. Protein depo eden bir bitkiyi de söyleyecek olursam mesela ne söyleyebilirim? Baklagilleri söyleyebilirim değil mi? Nohut, fasulye, sonra başka ne diye bezelye bunları örnek olarak verebiliriz. Tamam. Bunları da ifade ettikten sonra plastiklerin birbirine dönüşüm olayından bahsetmek istiyorum. Plastitler uygun şartlar sağlandığında birbirlerine dönüşebiliyorlar, ama hepsi birbirine dönüşemiyor. Hangileri dönüşebiliyor diyecek olursak da, kloroplast, kromoplast da dönüşebiliyor. Hocam, örnek verin aklımıza daha kolay kalsın. Hemen bakacak olursak, burada yeşil bir bitkimiz var. Daha sonra bunun yaprakları sararmış. Hmm, o zaman sonbahardaki bu olay kloroplastın kromoplasta dönüşmesi durumu mu? Evet harikasın. Lokoplast da kloroplasta dönüşebiliyor. Aa renksiz bir şey renkli bir şey nasıl dönüşebiliyor? Hemen şöyle örnek vereyim. Mesela patates. Patatesin hiç filizlenme durumunu gördün mü? Bilmiyorum ama böyle gözleri var patates üzerinde. Oralardan böyle yeşil yeşil yapılar çıkıyor. işte evimizde çok kaldığı zaman ve bazı zamanlarda ev nemli olursa bu olay daha hızlı gerçekleşiyor. işte burada lekoplastin kloroplasta dönüşme durumunu örnek olarak verebiliriz. Ya da e, soğan e, depoladığınız bir kap varsa mesela mutfakta öyle olur depoladığımız derken yani oraya koyduğumuz soğan, patates koyduğumuz kaplar oluyor ya işte orada da bazen soğanın yeşil şekillendiğini görürüz değil mi? İşte o da lokoplastın kloroplasta dönüşmesine örnek olarak verilebilir. O zaman bunları da ifade ettikten sonra hücre iskeleti elemanlarına geçmek istiyorum. Şimdi hücre iskeleti elemanları için bilmen gereken en önemli şey prokaryotlarda bulunmadı. Tamam? Ökaryotlarda bulunmuş oluyor. Bunları da kendi içerisinde mikrotübül, mikrofilament ve ara olmak üzere üçe ayırmış oluyoruz. Bunların da kalınlıklarını ve inceliklerini kısmen bilmeni istiyorum. Biraz sonra da sana görseller üzerinden ifade etmiş olacağım. Eskiden şöyle söylüyordu. İşte mikrotübül şunu sağlıyor. Ara filament bunu sağlıyor falan diye ifade ediyorduk ama biraz daha artık sadeleşmeye doğru gidildiği için burada genel bir çapta genel özelliklerini anlatacağım, görevlerini anlatacağım. Yani şu şunun görevi, bu bunun görevi demiş olmayacağım. İlk olarak sana şunu söylemek istiyorum. Mikro tübül dediğimiz zaman hani mikro tübül diyorum ya tübül derken içinde tül yazıyormuş gibi düşünebilirsin. Şimdi e, böyle perdeyi çek derken tülü çek falan deriz ya kalın tül falan deriz bazen böyle. Yani erkek arkadaşlarımız bunu bilir mi bilmiyorum da anneleriniz falan demiştir belki ya da ailenizden birileri bunu söylemiştir. İşte kalın tül Kalın perde gibi düşünebilirsin mikro tübül kalın olan bir hücre iskeleti elemanıdır diye düşünebilirsin aman hocam ne gerek var bunu aklıma getirene kadar ben bunu zaten kalını inceliğini öğrenirim diyebilirsin ama bazen böyle saçma şeylerde aklımızda kalabiliyor o nedenle bu şekilde söylemek istedim en ince olan mikro filament orta kalınlıkta olan da ara filament olmuş oluyor zaten ara filament arada bulunduğuna göre ortadır diyebilirsin en ince olan da ne kalmış oluyor mikro filament kalmış oluyor. Oluyor. Bunlar hücrenin aslında böyle ım, dik durmasını sağlıyor diyebilirim. Eğer bu yapılar olmasaydı hücremiz var ya böyle tost olurdu, ezilirdi. O nedenle hücrenin bölünmesinde endositoz ve egzositoz gibi olaylarda yani hücre içerisine bir şey alınacağında ya da hücreden bir şey atılacağı durumda bunlar görev almış oluyor. Ya da organellerin hücre içerisindeki yerinin sabitlenmesinde ya da yer değiştirmesinde hücrelerin birbirine tutunmasında hücreler arası haberleşmede, sihir, kamçı gibi yapıların oluşmasında yani kısaca hücreye destek sağlama gibi durumlarda hücre iskeleti elemanlarının görev aldığını ifade edebilirim. Şimdi görseller üzerinden sana bunu ifade edecek olursam burada en kalın olan neydi? mikrotübül içinde tül yazıyor kalın tül gibi düşünecektik. En kalın olan buydu. O zaman hemen görsel üzerinden de bunun kalınlığını sana ifade etmiş olayım. Ara filament yani ortada bulunduğuna göre, orta kalınlıkta olduğuna göre o zaman orta kalınlıktadır diye ifade etmiş olayım en ince olan da ne olmuş oluyor? Mikro olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde düşünebilirsin. Burada bilmemiz gereken en önemli şey şu ki bunlar bu yapılar prokaryotlarda yoktur. Çok 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 önemli. Hemen geliyorum kap geç bilgisine. Bununla birlikte de aslında şöyle bir toparlama yapmak istiyorum. Şimdi biraz sonra da sana tablo vererek bir şeylerden bahsedeceğim. O kısımda çok önemli. Beni böyle sabırla dinlemeni istiyorum. Hadi gel şimdi devam edelim. Kap geç kısmına bakalım. Zarsız organeller neydi? Ribozom ve sentrozomdu değil mi? Bunları bilelim. Tek zarlı olanlar neydi? Kopyal olarak kodlamıştık. Koful, peroksizom, golgi, endoplazmik ve retikulum ve lizozom olarak bunu da beşe ayırmıştık. Çift zarlı organeller mitokondri ve plastitlerde Çekirdek zarının da çift zarlı olduğunu unutmamanı istiyorum. RNA içeren yapılara gel birlikte bakalım. Mitokondri de var, kloroplast da var, çekirdek içerisinde DNA ve RNA var. Ribozomun yapısında da RNA bulunduğu için söyleyebiliriz. Aynı zamanda sitoplazmada da RNA vardır deriz. Çünkü prokaryot canlıların çekirdeği ve zarlı organeli yoktu. O zaman RNA hücre içerisinde sitoplazmada bulunmuş oluyor diye ifade etmiş olayım. DNA içeren yapılara bakacak olursak direktman çekirdeği söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bunun dışında da, mitokondri ve kloroplastın da yine DNA'sı var mıydı? Evet vardı. Mitokondri ve kloroplast içerisindeki DNA'nın halkasal DNA olduğunu unutmamanı istiyorum. Bir de sitoplazmayı da söylemeden geçmeyelim çünkü prokaryotlarda DNA nerede bulunuyor? Sitoplazmada bulunmuş oluyor. ATP üreten yapılara birlikte bakacak olursak, bu ATP üreten yapılardan en önemlisi ne? Ökaryot hücrelerde bulunan mitokondri organeli değil mi? Çünkü onun görevi zaten ATP üretimini sağlamak. Bunun dışında kloroplastta da yine ATP üretiliyordu. Ancak bu ATP'sini yine kendi metabolik faaliyetinde kullanmış oluyordu. Bunu da ifade edelim. Sitoplazmaya gelecek olursak da prokaryot canlılarda e, o zaman bu e, ATP üretecek enzimler nerede bulunuyor? Sitoplazmada bulunuyor. Bu nedenle bunu da ifade etmiş olayım. Nasıl diyeceğimi bilemedim de bir anda düşündüm. O yüzden böyle duraksamış gibi oldum. Bak bunları da böyle toparlamış olduk. O neden ya yani toparlayınca da aslında orayı da hatırladık. Burayı da hatırladık. Oradan da bir şey söyledik. Bu nedenle çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi sana şu kısımdan bahsetmek istiyorum. Biraz burayı büyüteceğim. Yani geniş çaplı anlatacağım. Daha sonrasında yaklaşacağım yerler oldukça da yaklaşmış olacağım. Şimdi sorularda bizde böyle karşılaştırmalı olarak bir şeyleri sorabiliyorlar. Mesela şu en fazla karşılaştırmalı sorular bakteri, bitki ve hayvan arasında olduğu için ben de bu şekilde bakteri, bitki ve hayvan hücresinde bulunan ve bulunmayan yapıları ifade etmiş oldum. Şimdi bakacak olursak sol tarafta bazı yapılar var. Hücre zarı, sitoplazma, DNA, RNA gibi yapılar. İşte buraların hangi canlılarda olduğuna bakacağız. Tüm canlarda ortak olarak bulunan hücresel yapıları burada ifade ettim. Neredeyse tüm canlılarda bulunan ve bitki ve hayvanlarda ortak olarak bulunan yapıları burada gösterdim. Daha sonra tüm canlılarda görülen metabolik olayları da burada ifade etmiş oldum. Gel birlikte detaylı bir şekilde bakalım. Bak bu çok önemli. Hatta ben senin yerine olsam şöyle yapardım. Şu içerideki artı eksili yazan yerleri boş bırakırdım. Ee, daha sonrasında orayı kendim doldurmaya çalışırdım bu konu bittikten sonra ama tamam mı? O nedenle bunu yapabilirsen eğer tamam bu konu olmuştur demek. Tamam çok önemli bu. Hadi gel birlikte bakalım. Hücre zarı. Bakteri, bitki ve hayvanlarda var mı? Hocam tüm canlılarda hücre zarı yok muydu? Siz hasret dediğiniz bir kodlama yapmıştınız. Oradaki H harfi hücre zarıydı. O nedenle bakteri, bitki ve hayvan hücrelerinde bu yapı ortaktır dediğini duyar gibiyim. Aferin sana. Helal olsun. Sitoplazma. Hocam hasretteki S harfi de sitoplazmaydı. O nedenle bu da yine üçünde ortaktır demelisin. DNA ve RNA tüm canlılarda ortak mı bulunuyordu? Evet. O nedenle üçünde de artım olacak. Evet. DNA veya RNA dersem o zaman o varlığa canlı diyemiyorum değil mi? Yani ikisi de bulunmak zorunda bunu bilmemiz gerekiyor. Ribozom, ribozom tüm canlılarda ortak olarak bulunan bir hücresel yapıydı, değil mi? Ama tüm canlı hücrelerde var mıydı? Yoktu. Yani mesela olgun al yuvarlarda yoktu. Bunu da hatırlatmış olayım. Burada bakteri, bitki ve hayvan hücresinde bulunduğunu ifade etmiş olayım. Hücre çeperini daha işlemedik ama yine de söyleyeyim. Hücre zarı tüm canlılarda ortaktır ama hücre çeperi ortak değildir. Ee, bunu şöyle düşüneceğiz. Yani hücre çeperi, hücre duvarı, duvar. Mesela bizde yok hücre duvarı. O nedenle hayvanlarda yoktur. Bitki ve bakterilerde vardır. Adını da söyleyecek olursam yeni, yeri geldiği zaman yine anlatacağım. Hiç merak etme ama tabloyla ifade etmek istediğim için bunu da yazdım buraya. Bakterilerdekinin adı peptidoglikandır. Bitkilerdekinin de selüloz adını verdiğimiz yapıdan oluşan bir hücre duvarı vardır diye ifade etmiş olayım. Lizozoma bakacak olursak tek zarlı bir organel mi bu? Evet. O nedenle lizozom organeli prokaryotlarda var mıdır? Yoktur. Bitki hücrelerinde de gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz. Hayvanlarda var mıdır? Vardır. Pirastite bakacak olursak Plastitler, kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere üçe mi ayrılıyordu? Evet. Bazı bakterilerde var mıdır plastit? Yoktur. Neden? Çünkü çift zarlı bir organel değil mi bu? Bakteriler prokaryot olduğuna göre bunlarda zarlı organel var mı? Yok. Aman diyeyim bak, tamam mı? Bazı bakteriler fotosentez yapıyor diye ya, aman diyeyim onlarda var deme, tamam mı? Plastit yok. Bakterilerde peki bitkilerde var mı tüm bitkilerde olmasa da %99.9'unda var hayvanlarda yok çünkü hayvanlarda fotosentez yapmıyor diye düşünebilirsin Kofula gelecek olursak koful bitki ve hayvanlarda var bitkilerdekinin özel bir adı var merkezi koful bunu bilmemiz gerekiyor Zaten koful tek zarlı bir organel olduğu için prokaryot bir canlı da yoktur diye bilmeni istiyorum Mitokondriye gelecek olursak çift zarlı bir organel olduğu için prokaryotlarda yoktur ama onun dışında bitki ve hayvanlarda vardır demeni istiyorum. Endoplazmik retikuluma gelecek olursak yine tek zarlı olduğu için prokaryot bir canlı da yani bakteri de yoktur ama bu yapı hem bitkilerde hem de hayvanlarda vardır. Hücre eskeleti elemanı nerede bulunuyordu? Ökaryot bir organizmada bulunuyordu değil mi? Bitki ve hayvan ökaryot bir organizma olduğu için hücre iskeleti elemanı varken prokaryot olan bakteri de yoktur diyebilmemiz gerekiyor. Golgi'ye gelecek olursak Golgi yine hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan bir yapıdır ama prokaryotlarda yoktur. Neden? Çünkü prokaryotlarda zarlı organel yoktur. Hemen birazcık yaklaşmak istiyorum şu kısma. Peroksizoma gelecek olursak bitki ve hayvan hücrelerinde varken e, prokaryot bir canlı da yoktur. Çünkü prokaryotlarda zarlı organel yoktu. Çekirdek dediğimiz yapı çekirdek de yine prokaryotlarda yoktur. Ama bitki ve hayvanlarda vardır dememiz gerekiyor. Bunun dışında glikojen şimdi depo besine geçtim. Glikojen ve nişasta bunlar depo polisakkarit değil mi? Yani e, bazı canlılar glikojen depo ediyor. Bazı canlılar da nişasta depo ediyor. Neyi depoluyor da nişasta oluyor? Neyi depo ediyor? videoda da glikojen oluyor. Çok sayıda glikozu bir araya getirerek ne ile? Glikozit bağıyla bunun sonucunda ve nişasta üretmiş oluyor. Ürettiği bu yapıları da depolamış oluyor. Bitkiler nişasta depo ederken bakteriler mantarlar ve hayvanlar glikojen depo eder. O nedenle glikojen bakteride ve hayvanda vardır ama bitkide yoktur. Nişasta da bakteri ve hayvanda depo polisakkarit değildir ama bitkilerde depo polisakkarittir diyebiliriz. Şimdi e, metabolik olaylara gelecek olursam glikoliz tepkimeleri dediğimiz tepkimelerden bahsettim. Ben sana birinci gün videosunda dedim ki glikoliz tepkimesi de tüm canlarda ortaktı. O nedenle substrat düzeyinde fosforilasyonu tüm canlarda ortaktı demiştim. İşte aynı Aynı zamanda 33. sayfada da ben o ATP üretim mekanizmasını anlatırken substrat düzeyindeki fosforilasyonun glikoliz evresine gerçekleşen bir ATP üretim olayı olduğunu bu nedenle glikoliz evresinin de tüm canlılarda ortak olarak gerçekleştiğini söylemiştim. O nedenle burada hepsine artı işareti koymamız gerekiyor. ATP sentezine gelecek olursak burada istisnai canlımızı çıkartıyoruz. Bunun dışında ATP sentezi de tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir diye düşünüyoruz gerekiyor protein sentezine gelecek olursak da hocam neden ATP sentezine e, oraya takılabilirsin çünkü oraya tekrar dönmek istiyorum hani klamidi adını verdiğimiz bir canlı vardı o canlı ATP üretimini yapmıyordu hani tam parazit bir canlıydı bu neden o zaman almadık onu dışarıya attık da tüm canlılarda ortak olarak görülen yapıları aldık diyecek olursan da o hani böyle müfredata çok dahil edilmedi henüz ama bunu bilmeni istiyorum ben yine de onun için söylemiş oldum zaten anlatımlarım kısmında hep ben ATP üretimi ortak Demiyorum da ATP tüketimi ortaktır diyorum onu özellikle belirtmiş olayım. Protein sentezi yine tüm canlılarda ortaktır çünkü ribozom zaten ortaktır. Ribozomun görevi neydi? Protein sentezini gerçekleştirmekte. O nedenle bu da yine tüm canlılarda ortak olarak bulunan bir yapıdır, bir olaydır diye ifade etmiş olayım. Bunu da söyledikten sonra o zaman son noktayı koymuş olduk. Bak burayla birlikte aslında ben sana zarsız, tek zarlı ve çift zarlı organellerle ilgili böyle genel bir hatırlatma mı yapmış oldum? Evet. O nedenle böyle karşılaştırmalı şeyler aslında bize çok şey katar. Onu da bu nedenle eklemiş oldum. Bu şekilde çift zarlı organellerle ilgili söylememiz gereken her şeyde bitirmiş olduk. Videomuz sonuna gelmiş oldum yani. Hemen unutmadan ödevlerini vermek istiyorum. Hem konu anlatımlı kitabımızdan hem de soru bankası kitabımızdan ödevlerim var. Biz bugün kaçıncı günü işledik 10. günü işledik 10 numara bir ders yaptık seni tebrik ediyorum e, bu dersimiz gerçekten çok önemliydi bu 10. günün içerisindeki hem konu anlatımlı kitabımızda hem de soru bankası kitabımızdaki testleri yapmanı istiyorum bunlar ödev sana yarın ödevini yapıp yapmadığını sormuş olacağım ödevini yaptıktan sonra da soru bankası kitabımızdaki ödev yolunu işaretlemeyi unutmamanı özellikle hatırlatmak istiyorum tamam o zaman cevap sende sorusunu soruyorum sana doğru cevabı da yorumlardan yazmanı istiyorum Desteklerim benim için çok önemli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. Bak günde iki video atıyorum ya gerçekten çok zor oluyor. Onun editiydi böyle eklemeler çıkarmalar yapıyorum. Onu ekliyorum şunu ekliyorum falan. Baya zor yani gerçekten hem videoyu çekmek hem onunla arka planda uğraşmak çok zor. Bunun dışında tabii ki farklı işlerim de var. Farklı çalıştığım projeler de var. Başka şeyler de var yani sürpriz olacak şeyler. O nedenle senin için böyle full time çalışıyorum. Hatta annem bazen şey diyor yani artık bu kadar Çalışmasam mı falan diyor ama ben size böyle çok faydalı oldukça da çok böyle mutlu oluyorum gerçekten ya bugün hatta şey oldu bir kırtasiyeye girdim ben bir çıktı alacaktım işte orada sırada beklerken kırtasiyenin sahibinin oğlu geldi Betül hocam dedi ben de acaba daha önce çalıştığım bir kurumdaki öğrenci mi diye baktım falan böyle nedense böyle YouTube aklıma biraz sonra geldi yani o kadar kafam gitmiş ki. Evet dedim sonra oraya gittim yani anladım yani YouTube'dan bir öğrencim olduğunu. Hocam dedi ben sizi dedi çok dinledim dedi gerçekten çok bayağı baya bir şeyler dedi yani çok sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Ee, yani böyle geri dönüşler aldığım zaman sizinle karşılaştığım zaman çok mutlu oluyorum. Bu arada o arkadaşımız da elektrik elektronik mühendisliğini kazanmış. Ee, yolu açık olsun diyeyim. Sizin de böyle çok güzel haberlerinizi alacağıma eminim ben. Çünkü gerçekten emek veriyorsunuz. Yani başkaları yatarken siz çalışıyorsunuz emek veriyorsunuz videonun sonuna kadar dinliyorsunuz böyle notlarınızı alıyorsunuz tekrarlar yapıyorsunuz ders çalışmak gerçekten çok zor bunun için sizi tebrik ediyorum azimle yolunuza devam etmenizi istiyorum ama yaptığınız her şeyi en azından mevcut yaptığınız şartlarda yaparak ilerlemenizi istiyorum çünkü bir şeyi az da yapsak böyle devamlı yapmamız iyi oluyor yani. Ben onu görüyorum yani açıkçası. E, kendimde de bunu tecrübelediğim için söylüyorum. Yani yapın yani bir şeyler yapın arkadaşlar. Yani bu sene sıkmamız lazım dişimizi. Bir şekilde e, eğer biz güzel bir mesleğe sahip olmak istiyorsak, hedeflediğimiz mesleğe ulaşmak istiyorsak biraz işimizi sıkmamız gerekiyor. Öyle. Bunları da söylemiş oldum. Biraz kafanı şişirdim ama bunları da konuşmamız gerekiyor değil mi? Yani bunlar da hayatın gerçekleri. Böyle her zaman çalışmak istemeyebiliyoruz, sıkılıyoruz, bunalıyoruz, yoruluyoruz. Hepimiz yoruluyoruz ama ya. Gerçekten hepimiz yoruluyoruz ama bunu yapmamız lazım yani. Hayatımızı devam ettirmemiz lazım. Bir şekilde bir şeylere ulaşmak için çabalamamız lazım. Yani durduk yerde hiçbir şey olmuyor. O nedenle çalışmamız lazım. Azimle çalışacağız. Başka çaremiz yok. Sonra yatarız tamam mı? Ama şimdi çalışalım yani. Anlaştık mı? Hadi bu şekilde videomun sonuna gelmiş oldum. Seni çok seviyorum. Sana çok güveniyorum. 11. günde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.